Canım ne gerek vardı şimdi buna? Her zaman, her koşulda güzel olacaksın. Ya, tabii senin için bu pek mümkün olmayabilir ama olsun. Hadi hadi bakalım şu şeye. Rüzgar, 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 rüzgar. Ha, bir de bununla uğraşmayalım şimdi. Evet ya. Gitti mi? Gitti gitti. Hadi gel. Kızım! Allah seni! Azrail gibi ne işin var senin burada? Ya beni boş verin, sizin burada ne işiniz var? Ne yapıyorsunuz bakayım? Bir şey diyeceğim bu arada, ben sizi çok yakıştırmaya başladım biliyor musunuz? Yani gerçekten mükemmel bir ikili oldunuz. Hatta böyle yani ketçap ve mayonez gibi oldunuz. Harika. Evet, aynen. Şey ya biz yukarıda sıkıldık, daraldık. Böyle bir bunaldık, ter bastı, ateş bastı bizi. Ondan sonra dedik ki biz kokuşmaya başlamışken gidelim hava alalım, böyle bir yerlenelim. Her saat başı kendimin ve asistanımın fresh hair almasına çok dikkat ederim. Fresh hair. Eder. Eder ya, kurban olduğum patronum ediyor. Ya tabii ki ben size bu konuda çok katılıyorum. Yani böyle işte yolun kenarında egzoz dumanları, motor sesleri falan, bunlar gerçekten insanı çok rahatlatan şeyler. Ben kesinlikle olumlu yönde çok beslediğine inanıyorum. Yani haklısınız. Burada evet. Takılmakta haklısınız. Evet. İyi tamam, bana müsaade o zaman. Müsaade senin. Hadi. Yallah. Hadi bay bay. Hadi kış 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 kış. Hadi bakalım. Aa çok aynen. Vallahi çok olmuş. Güzelim ya. Bu ne böyle? Bak bakayım, biniyor mu araba? Bak 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 ya. Arabası da kırmızı, bir de havalı havalı. Ne yapıyoruz? Tamam, ne yapacağız şimdi? Takip edeceğiz, takip edeceğiz. Tamam, takip edeceğiz. Dur dur, direkt diyorsun ya. Ben ona binmem. Ayrıca kabak gibi sapsarı arkasında. Bununla takip mi edilir? Hadi yürü. Benim arabamla gidelim. Sen kullanıyorsun. Hadi hadi koş koş koş. Hadi yürü. Nereye gidiyor acaba bu? Nereye gidecek? Düşmana bugünkü raporları vermeye gidiyordur. Gözden kaçırmayalım. Kaçırmayalım, evet. Senin aklını alacağım Meltem. Sen kime dans ediyorsun? Aha gitti. Aa, sür sür. Nereye geldi böyle? Orada durdu ha. Arabası falan mı bozuldu acaba? Hiç sanmıyorum. Yer altından notlar mı? Ha! Yer altından notlar diye isim ne olur ya? Görüyor musunuz Tuğçe Hanım? Tam bir paravan mekan adı. Ne yazacaklardı? Rakip firmaları çökertme merkezi mi yazacaklardı? Tabii böyle yazacaklardı. Ama yine de Dostoyevski'yi paravan olarak kullanmaları hoş olmamış. O zaman ne yapsak, içeri mi girsek? Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım. Yok şey yapalım, mesaj atalım. Biz geldik diyelim. Gördüğünde şaşırmasın. Ne yapacağız o zaman? Kaldık mı böyle? Bekleyeceğiz, bekleyeceğiz, bekleyin. Aha çıktı. İniyor, 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 iniyor. Aha geliyor, vallahi geliyor. Kutu, elinde kutu var. Ne kutusu o? Ne kutusu o? O kutuda ne var? Ay otosanayiden alındığına göre tekin bir şey olmasa gerek. Tuğçe Hanım. Bunu Bora Bey'e söylemeliyiz. Bunu Bora Bey'e hemen söylemeliyiz. Siz de benimle gelin. Birlikten kuvvet doğar. Sence Tuğçe bunu kaçırır mı? Kaçırmaz. Kız gidiyor. Aha gitti. Ay, Bora Bey nerede acaba? Ben bulurum tatlım. Sen git ailenin yanına. Zaten şu anda tehlikede olan benim de şirketim. Zaten Bora'nın da bu ara sana pek güvendiği söylenemez. Aman efendim, aman aman, kimler gelmiş? Hoş gelmiş, muhteşem ikili de aramızda. Şimdi Ada zaten geliyordu biliyorsunuz. Ben de sizi görmeye geldim Belma teyzeciğim. Bora buralarda mı? Bora buralarda. Meltemciğimle birlikte. O zaman ben onu gidip bir bulayım. Ay yo yo yo, sen kimseyi bulma. Hazır ben seni bulmuşken gel, biz biraz sohbet edelim. Tabii Belma teyzeciğim. O zaman sizin buluşmanızı ben vermeyeyim. Gideyim benimkileri bulayım ben. Teyzemleri.
Canım teyzemler neredeler ya? İşten gelmişim yorgunum argınım. Onları bulayım ben. Canım ailem. Tuğçe'cim. Ben geldim. Buyur canım. Oh be Bora Bey. Ya şükür buradasınız. Nerede olacaktım? Vallahi evin herhangi bir yerinde olabilirdiniz. Hatta benim sizi bulmak için bir navigasyona ihtiyacım olurdu. Aa, iyi fikir navigasyon. Evet evet neden olmasın ki? Ev çok büyük. Ev çok büyük. Zafer amca da niye Elif'e çip takalım dediğini şimdi anlıyorum. Bir saattir sizi arıyorum ya her yerde. Ada. Hı. Birincisi ev normal boyutlarda ama senin yer yön duygun zayıf. Yok. Normal boyut. İkincisi de ve daha önemlisi ne demek istiyorsun sen? Neden bahsediyorsun? Daha bahsetmedim ama bahsetmek isterim. İki dakikanız var mı? Şurada oturup bir konuşalım. İki dakikam var. Konuşalım. Tabii. Evet. Bahset, dinliyorum. Tuğçe, bakıyorum da adayı bir çanta gibi yanında taşıyorsun. Yoksa o mu seni taşıyor? Anlayamadım. Şimdi Belma teyzeciğim, ada benim kişisel asistanım ya. Hani... Aa, bak onu çok iyi anladım. İkinizi toplayınca bir tek adam edebiliyorsunuz. Onu da çok iyi anladım. Ama Tuğçe, senin beni anladığından feci halde şüpheliyim. Belma teyze her şey bir dakika, benim... Bir dakika dur bak tahmin edeyim. Şey mi diyeceksin, kontrol altında mı diyeceksin ha? Doğru tahmin ettin mi? Ama yok canım o iş öyle değil. Her şey artık benim kontrolümün altında. Nasıl? Nasıl? Şöyle. Artık sabrımın taştığını kalmadığını sana söylemiştim değil mi? Düşünsene bir, ben Bora için ne istiyordum? Hı? Evlenmesini. Ben de aynısını bekliyorum, aynısından bekliyorum ben de. Aa Tuğçe, o tren artık kaçtı. Ata gitti. Ya? Bir de senin istasyonuna bir daha uğramayacak, bundan emin olabilirsin. Sana tavsiyem, kendine yeni bir ulaşım aracı seç. Hı? Tuğçe. Aha. Aa, Meltem, tatlım gel. Gel otur. Maşallah, maşallah. Merhaba Meltem. Merhaba Tuğçe'cim. Mekanın küçük bir tabelası var. Adı yer altından notlar. Böyle karanlık içi görünmeyen bir yer. Bence orada birileriyle buluşuyor. Hatta benim fikrim... O telefonla görüştüğü kişiyle buluşuyor. Ne diyorsun? Tabii. Bora Bey bir tane alabilir miyim? Tabii. Midem kazındı. Tabii tabii ala. Stres oldum da. Al rahatla, al rahatla. Afiyet olsun. Bora Bey sizce de çok garip değil mi? Çok, çok garip, çok acayip yani. İnanamıyorum, şoktayım şu anda ben. İnanılmaz ama siz de inandınız değil mi Meltem'in şeyler çevirdiğine? İnanılmaz olan Meltem değil, Ada. İnanılmaz olan şey senin Meltem'i takip etmiş olman. Ama Bora Bey... Aması maması yok. Beni takip et. Meltem'i bırak, beni takip et. Hadi bakalım. Sus. Ama... Aması yok. Evet. Biz geldik. Ya sen neden zahmet ettin? Ben hallederdim. Ya Meltem'cim sen bana New York'takinin aynısı deyince bu cheesecake'ler... ...ben de dayanamayıp bir tane yedim. Bir de bize de bir tabak hazırlayayım dedim. Ay bak zevkleriniz de çok birbirine uyuyor. Ne güzel anlaşıyorsunuz. Dur dur ben alayım. Al bak. O çok değerli, saygı belirtici üçüncü tek işyasa ne oldu? Ada, yap. Ay, ay ben bir tane yiyeceğim vallahi, yiyeyim mi? Hangisinden anlayacağım? Şu kırmızı olandan. Yardımcı olur musun Tuğçe'cim? Tabii ben olayım yardımcı. Hı. Neydi burasının adı? Yer altından notlar. Acayip hip bir mekan. Böyle çok alakasız küçük bir yerde. Zaten sadece bilenler gidiyor. Yer altından notlar pastane miydi? Aa, sen ne sandın Tuğçe? Hayır sen ne sandın? Sen böyle gizli gizli buluşmaların olduğu bir yer falan mı sandın sen burayı ha? Helal, helal. Adacığım helal, helal, helal. Bora Bey. Da. Yer altından notlar diye mekan adı mı olur ya? Olmuş işte ya. Götür sen, götür. Devam et. Devam et. Yiyeyim, yiyeyim. Ye, ye. Güzeldir, hoştur. Ye sen, ye.
Kız bu ne? Bu ne lezzetli bir şey? Aman. Kız abla. Bunların hepsini var ya Meltem almış çok kaliteli yerden, çok lezzetli. Ay kıza bak. Yeme onun getirdiği şeyleri. Pistir. Pis. Kız abla. Bak sana ne diyeceğim. Hani bu Belma Hanım bir zaman bize demişti ya, buranın gönlünde biri var diye, hatırladın mı? Ha. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu kız kesin o kız. Tabii. Baksana cemiyetten bacak boyu uzun. Maşallah kıza, maşallah ulan. Yok canım. Ne alakası var şimdi? Olmaz öyle şey. Hem Bora bakmıyor bile suratına. Bakmıyor. Ağzının içine düşüyor. Ya sen bana bak, saçma sapan konuşma, ağzını çat diye yırtarım seni.